Doğu Türkistan'ın önde gelen besteci ve duttar ustalarından olan Musa Can Rozi dün akşamüstü hayatı gözlerini yumdu. 93 yaşındaki Rozi'nin Gulcan'ın Mongolkire ilçesinde vefat ettiği belirtildi. Merhum Allah'tan rahmet diler, mekanı cennet olsun diyoruz. Doğu Türkistan İstişare Heyeti ortak bildiri yayınladı. 6 Ekim'de Cenevre'de Çin'e karşı protesto eylemi sonrası 7 Ekim'de Münih'te bir araya gelen istişare heyeti ortak bildiri yayınladı. 10 maddeden oluşan hitapnamede gurbetteki Uygurların hedefi ve prensibi esas alındı. Ahıska Türklerinin Stalin zulmüyle ana vatanlarından sürülmelerinin 74. yıl dönümünde sürgünde hayatını kaybedenler çeşitli törenlerle anıldı. 100 bine yakın Ahıska Türkü'nün ana vatanları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki yurtlarından koparılarak Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürüldüğü gün olan 14 Kasım 1944 tarihi halen acılarla hatırlanıyor. Sürgün yolunda birçok Ahıska Türkü'nün insanlık dışı şartlarda hayatını kaybettiği, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıkları asla unutulmuyor. ABD'li senatörler Doğu Türkistan için harekete geçti. Uygur Türklerine yönelik baskıları gerekçesiyle Çin'e yaptırım uygulanmasını isteyen Amerikalı Kongre üyeleri yasa tasarısı sunarak Başkan Trump'a önlem alması talebinde bulunacak. Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith, "Bu kötülüğe ortak olan Çin hükümeti yetkilileri hesap vermeli ve Sincan bölgesinde yüksek teknolojili bir polis devleti kurulmasına yardım etmek isteyen Amerikalı şirketler engellenmeli," dedi. Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş planı çerçevesinde 1,5 milyon kişi ilk kez Latin alfabesine toplu yazım etkinliğine katıldı. Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen etkinliğe katılan 1,5 milyon vatandaş, kütüphane ve diğer eğitim kurumlarında aynı saatte dinletilen ses kaydını Latin alfabesiyle kağıda döktü.